Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Online'da Perşembe günü yeni araçlar geldi biliyorsunuz. Ve Perşembe günü her hafta bu oyun güncelleniyor ve güzel şeyler geliyor arkadaşlar. Bu hafta bakacağız neler gelmiş, yeni arabalar var mı veya indirimler var mı, değer mi değmez mi, almaya satın almaya değer mi ya da yeni arabaları almaya değer mi? Hepsine bugün göz atıyoruz. Bu arada neredeyse bir aydır video atmadığımı biliyorum arkadaşlar. Biraz sorunlarım var, onları halletmeye çalışıyorum. Eğer onları hallolduktan sonra gene gündelik videolarımıza atmaya çalışacağız. Ama ben gene size video atacağım. Elimden geldiği kadar video göndereceğim. Bilginiz olsun. Bu hafta çarkta bu arabayı nasıl baklı şekilde çıkartabilirsiniz veya bak şeklinde nasıl bu arabayı elde edebilirsiniz, size onu göstereceğim. Ve arkadaşlar bildiğiniz üzere bak olayı çok güzel bir şekilde elde edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, güzel arkadaşlarım, arabamız bu arkadaşlar. Hangi arabaymış? Hemen kendisine bir bakalım. Poro gelmiş ama hangi poro gelmiş bir bakalım. Şuraya girelim. Büyük ihtimalle bu araba burada arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Burada değil. Burada bunların içinde olabilir. Bir bakalım poro gel neredeymiş. Bu araba buraya ait. Başka bir yere olamaz bence bu araba. Bir bakalım hangi araç o. Hemen sizlerle beraber hızlı şekilde bakacağım. Şu olamaz, o çok mantıksız. Bu Progen bu olamaz. Şu da olamaz. Bir bakalım. Arkadaşlar bu araba bu sırada olması gerekiyor ama bu değil. Onu söyleyeyim size, bu değil. Bu da değil. Daha önceden zaten bu arabayı incelemiştim. Biliyorum. Ama iyice bakmam gerekiyor ama bulamadım galiba. Bulsaydım güzel olurdu. Bulamadım. Ya da gözümden kaçıyor olabilir. Gözümden kaçıyor olabilir arkadaşlar. Şöyle bir bakalım şimdi, buraya bir bakayım. Evet dostlar, bulamadım gerçekten. Yani bu burada olması gerekiyor bu arabanın. Başka bir yerde olamaz zaten. O araba bir sportif araba olduğu için bu alanda olması lazım. Veya kaldırdılar mı? Kaldırmış olabilirler mi? Çünkü bazı araçları kaldırdılar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani eski tip araçları çoğunlukla kaldırdılar diye biliyorum. Ama şeye koyacaklarmış. Bu olabilir mi ya? Bu ama Progen değil ki bu. Yani bu araç değil. Ya şundan şüpheleniyorum ama bu da değil. Bakayım hangi araç o? Burada hiç bir tanesinde değil ya. Tekrar bakacağım o araca. Yok abi, bu araç şey ya, bu Benis'in aracı. Evet, bu Benis'in aracı. Rengi boyandığı için bilmiyorum arkadaşlar. Bu Benis'in aracı, hatta şu araç. Göstereyim size. Şu. Rengini boyamışlar. O yüzden hiçbir şey anlamadım bile. Bakın bu Progen İtalya. Bu arkadaşlar rengi boyalı olduğu için anlamadık. Bilginiz olsun. Eğer buradan satın almak isterseniz fiyatı da 1.189 bin fiyatı var arkadaşlar. Şimdi bunu çarktan nasıl baklı şekilde çıkartabilirsiniz, onu bir görelim. Öncelikle buraya geliyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman bildiğiniz üzere S tuşuna basmadan bir sayı tutmanız gerekiyor. 4 saniye. Ve yavaş çevireceği için çıkma ihtimali daha iyi oluyor. Bakın arkadaşlar. Çıkma ihtimali her zaman daha iyi oluyor yavaş çevirdiğiniz zaman. Mesela belki çıkacaktı. Bak bu sefer çıkma diyelim. Ya modeme reset atabilirsiniz veya kasanın arkasındaki internet fişini çekebilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız bunu elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Uzun süredir video çekmiyorduk ve uzun süredir bir sıkıntılarımız vardı. Onları halletmeye çalışıyorum. Daha doğrusu onları halledebilsem zaten gene eskisi gibi videolar atmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi güzel arkadaşlar, bildiğiniz üzere yeni arabalar, yeni şeyler geldi ve bu yeni şeyler nelermiş hepsine bir bakalım. Bu hafta indirimlerde de göstereceğim. Bildiğiniz üzere yeni arabalarımız gelmiş. Gördüğünüz gibi burada bir Grotti Italia Goto gelmiş arkadaşlar ve bu fiyatı 2 milyon 380 bin fiyatı görüyorsunuz. Baya çok pahalı. Yani neden bu kadar abartılı bir fiyat koyuyorlar inan bilmiyorum. Kendisini buradan size göstereyim. Bir de bu arkadaşlar, bu da indirimdeymiş. İndirimleri de burada size gösterelim dedim. Şimdi biliyorsunuz ki bazı araçlar kalkmış.
Bu bazı araçları neden kaldırdılar? Çünkü artık gerçekten liste çok kalabalık oluyordu ve bu yüzden kaldırmışlar büyük ihtimalle. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Yani bu yüzden kaldırmış olabilirler. Yani eski araçları kaldırmışlar. Yani yeni araçları yok. Ama bu araçlar büyük ihtimalle şeye de gelecekmiş. İsmi neydi? İşte çark çevirme olayını oraya da getirecekler. Eski araçları oraya da getirecekler. Bilginiz olsun. Orada çıkartabileceksiniz arkadaşlar. Yani eski araçları komple neredeyse kaldırmışlar. Onları da sizlerle beraber bir göz atacağız arkadaşlar. Şimdi neredeymiş ona da bir bakalım öncelikle. Benise bir bakalım. Benise yeni bir araç var mı? Benise şu anlık yeni bir araç yok ama indirim de yokmuş arkadaşlar. Şuraya bir bakalım. Burada bir şeyler var mı? Burada da indirim var arkadaşlar. Küçük helikopterde varmış indirim burada. Fiyatı düşmüş gördüğünüz gibi. Normalde görev yaparsanız 1.720.000'den alabiliyor musunuz? Görev yoksa 2 milyon bilmem kaçtan alabiliyorsunuz ama sere 1.211'den alabiliyorsunuz görev yaparsanız. Görev yoksa 1.610'dan alabilirsiniz kendisini eğer almak isterseniz. Şimdi buralara tekrar bakalım. Burada bir şeyler zaten yok. Bakalım şuraya. Şuraya da bakmıştık. Buraya bir bakalım. Burada yeni şeyler eklenmiş. Evet arkadaşlar. Yeni uçaklar eklenmiş. Görüyorsunuz F-160 Rajo. Ve fiyatı gerçekten can acıtıcı. Görevi yapsak bile 5.000 141.250'ye alınıyor. 5 milyon. Oy. Can yakıcı yani gerçekten can yakıcı. Ve eğer görevi yapmazsanız 6.855'ten alabilirsiniz diyor. Yani arkadaşlar şu fiyat gerçekten can yakıcı. Hani alıp inceleyeyim diyordum ama yok abi alamam, inceleyemem. Çünkü gerçekten çok pahalı yani. Aşırı derecede pahalı yani. Neredeyse 7 milyon buna vereceğim. Yani gerek yok. Yani çok pahalı bir fiyat gerçekten bunu almaya değmez şimdilik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada böyle bir uçağımız daha var. Görüyorsunuz onun da fiyatı galiba çok pahalı. 2 milyon 238 bin. Fiyatları gerçekten aşırı derecede pahalı. Yani bunları beklemiyordum. Çok pahalıymış. Bu T-160 Rajo bence arkadaşlar ideal bir şey ama bildiğim üzere sanırım bu havada da durması için hani burası açılıp kapanı Avenger gibi. Avenger'ı biliyorsunuz belki görmüşsünüzdür. Aynı o şekilde uçacaktır büyük ihtimalle burada öyle uçacak diye düşünüyorum. Ya da havada böyle kalacak bir yere ateş bomba bir şeyler salmanız için bilmiyorum bir şeyler var. Bunu incelerim inşallah bakalım para bulursam bunu incelerim çünkü param azaldı. Arkadaşlar fake'te oyuna takılma zamanım da olmuyor o yüzden. Başka bir şey var mı burada veya indirim var mı onlara da bir bakalım öncelikle. Evet arkadaşlar görüyorsunuz F-65 Molotok indirimdeymiş eğer satın alırsanız biliyorsunuz zaten bunu güzel bir uçak. Burada başka bir şeyler var mı? Burada başka bir şeyler yok maalesef. Hemen şöyle aşağılara doğru inelim. Burada bir şeyler var mı? Teknelerde şu anda indirim yokmuş. Şurada bir şeyler var mı? Burada da yok. Bisikletler de azalmış onu fark ettim. Evet arkadaşlar burada yeni şeyler eklenmiş tabii ki. Burada görüyorsunuz şöyle bir araç eklenmiş. Normalde fiyatı 1.205 bin. Çok fiyat pahalı. Yani şu külüstür araca neden o kadar para istemiş onu da bilmiyorum. Şurada şöyle bir aracımız var. Ofrat büyük ihtimalle. Bunun fiyatı da 1.485 bin. Bu da Ofrat aracı arkadaşlar. Bunları zaten deneyeceğiz. Göreceksiniz arkadaşlar. Şurada da 1.873 bine var. Bu da bir Ofrat aracı arkadaşlar. Tipini sevmedim ama. Evet dostlar şurada da bir araç var. Daha önceden gördük mü görmedik mi bilmiyorum. Bu da bir Ofrat aracı. Bu da güzel bir araç arkadaşlar. Güzel bir off-road aracı yapılır bunlarla. Ama arkadaşlar görüyorsunuz fiyatı çok pahalı ya. 1 milyon 670 bin fiyatı çok pahalı. Yani bunları veremem ben buna. Peki başka bir şeyler indirimler var mı? Onlara bir bakalım. Onlara bir göz atalım. Yani burada bir şeyler var mı yok mu? Bir bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar çoğu şeyi kaldırmışlar. Eskiden daha fazla araç vardı burada. Hatırlıyorsunuz. Çoğu fazla aracı kaldırmışlar zaten. Belli zaten. Eski araçları yok. BMW tip araçları yok. Hepsini kaldırmışlar. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eskiden aşağı kadar iniyordunuz. Ama şu anda onları kaldırmışlar maalesef. Motorlardan da çoğu kalkmış. Görüyorum. Yani çoğu şeyi kaldırmışlar. İyi yapmışlar aslında. Kötü bir şey değil bu. Mezbanka bir bakalım. Bir şeyler var mı?
Kulüp mulüp, hose mose, hangar mangar bir şeyler var mı? Bir bakalım. Otoshop varmış. İndirim var mı bunlarda? Yok. Bunda var mı indirim? Bunda da yok. Hangarlarda bir şeyler var mı? Yok. Kulüphose. Bunlarda da yok. 2x bonuslarımız var. Tam olarak hangi görevleri yapabilirsiniz veya bu görevleri yaparsak zevk alabilir misiniz? Tabii ki zevk alabilirsiniz. Çünkü güzel görevler arkadaşlar. Görüyorsunuz 2x RP, 2x para var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunları yaparak güzel paralar tabii ki kazanabilirsiniz. Bence bunları yapın arkadaşlar. Deneyin. Zevk alabilirseniz yapın arkadaşlar. Eğer zevk alamazsanız tabii ki yapmayın. Kendisini size burada gösterin. Burada bonusları yaparak, burada para kazanarak araçlar alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Öncelikle gördüğünüz gibi burada yeni araçlar var arkadaşlar. Bir tanesi My Patsu, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tanesi Italigoto. Bu ikisi de yeni oyuna eklendi. Burada da satın almak isterseniz burada da inceleyebilirsiniz veya burada da kendisini satın alabilirsiniz diye göstermişler. Bilginiz olsun. Eğer sizler de böyle satın almak isterseniz Ctrl tuşuna basıp burada fiyatını da görebilirsiniz. Ve kendisini burada da göstereyim. Hemen kendisini de böyle etrafından döndüreyim. Görüyorsunuz arkadaşlar, bunu da satın almak isterseniz bu şekilde burada satın almak için Ctrl tuşuna. Evet dostlar, buraya da yeni araçlara eklenmiş. Bu araçları burada inceleyebilirsiniz gördüğünüz gibi. Hatta aracımız bu yeni eklenmiş arkadaşlar. Vanip Bengo. Biliyorsunuz bu araç yeni eklenmiş. Artı bu araç da yeni eklenmiş oyuna. Bildiğiniz gibi hepsi araçlar yeni neredeyse. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şunu da göstereyim size. Evet görüyorsunuz, bu araç da yeni eklendi oyuna. Bu araçları burada inceleyebilir ve burada bunları sürebilirsiniz. Bilginiz olsun. Hatta şunu süreyim ya, şunu. Mesela bunu sürelim. Dışarıda sürebilirsiniz. Test edebilirsiniz bunları. Dışarıda bilginiz olsun. Biraz fiyatları pahalı. Evet maalesef yapacak bir şey yok. Bunları burada sürebilirsiniz. Abi çok yaylı bir araç. Baksanıza harika bir araç. Gerçekten tam bir dağlık araç. Kendisi. Dağda sürebilirsiniz. Bayırda sürebilirsiniz. Bakın. Bana mısın demiyor. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel yaylanıyor. Mükemmel bir araç. Dediğim gibi bu arabayı burada istediğin şekilde bırakabilirsin. İstediğin şekilde bu kendisi gider zaten, sürülür. Bakın gördüğünüz gibi çok mükemmel bir araç gerçekten kendisi. Sürüyorum şu anda sizler için. Bildiğiniz üzere buradaki arabayı da çark gibi çıkartabiliyorsunuz veya yarış yaparak bu arabayı burada elde edebiliyorsunuz. Bu arabayı size göstereyim hangi araç olduğunu, sizler de görün. Eğer sizler de bu aracı buradan elde etmek isterseniz, bu aracı burada çıkarmak isterseniz nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle şuraya LS geriye gireceksiniz arkadaşlar. Burada priz diyeceksiniz. Mesela burada ne diyor? Play stop diyor. Bir for diyor. 3 da istiyor. Yani bu görevi yapacaksın ama diyor birinci olacaksın. 3 gün içerisinde 3 kere birinci olursanız bu araba sizin olur diyor arkadaşlar. Bunun yarışını bulacaksınız. Yarışını yapacaksınız. Bilginiz olsun. Bu arabayı öyle elde edebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Peki bu araç hangisiymiş? Onu da size göstereyim. Öncelikle buraya girelim. Buraya girdikten sonra aracımız şuradaydı. Hatta şu drone'daydı ya da tam olarak şuradaydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımız bu arkadaşlar. Siyah rengi kendisi. 1 milyon 320 bin. Yani normalde 1 milyon 320 bini oyunda kazanmak kadar kolay değil arkadaşlar. O yüzden eğer sizler de bu aracı elde etmek isterseniz öyle elde edebilirsiniz. Bu araçlara da bakalım. Bu araçta hangileriymiş? Onlara da bakalım. Videomuzu sonlandıralım. Evet gördüğünüz gibi araçlarımız burada arkadaşlar. Bunları da almak için ya da binmek için burada binebilirsiniz. Gezebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Yorum atın arkadaşlar. Aranıza geri döndüm. Zaten sizi hiçbir zaman bırakmamıştım. Bilginiz olsun. Şimdi yorumlara bekliyorum arkadaşlar.